Gelmeyecek, gelmeyecek. Hiç yalandan beklemeyin. Gelmeyecek. Gelmeyecek. Asla ve kata böyle bir şey yok. Yok. Bu 100 senede Mehdi çıkmayacak. Ben bunu ilan ediyorum. Ta kaç yüz seneler var? Mehdi, Deccal falan böyle uydurma şeylerdir. Yok öyle bir şey efendim. Ne Hazreti İsa gelecek, ne Mehdi gelecek. Ama ne Mehdi var şu anda, ne Mesih vardır. Hicri olarak 15. asırdayız. Yani en azından 5 asır var daha Hazreti Mehdi'nin gelmesine zaman. Mehdi bence geç kaldı. Ya geç kaldı bir daha gelmesin. Ya geç kaldı bir daha gelmesin. Yani Mehdi'nin varlığına inanmayanlardanım. Bana göre gerçek Mehdi yok ki. Kur'an'da Mehdi de yok. Kur'an-ı Kerim'in hiçbirinde Mehdi'nin geleceğine dair hiçbir ayet yok. Ya şimdi Mehdi konusunda Kur'an-ı Kerim'de zaten böyle bir şey yok. Şu andaki Mehdi çıkar mı çıkmaz mı tartışmalarına da bu 1500'e kadar şu anda çıkma ihtimali yok diye bunu kesin söyleyebiliriz. İslam dininde Kur'an-ı Kerim'de Mehdi'nin adı geçmez. İslam dininde yoktur. Hazreti İsa da henüz gelmedi. Hazreti Mehdi de henüz gelmedi. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir sayfası Mehdi'nin varlığını ima dahi etmez. Mehdilik hakkında rivayetler de Buhari'de, Müslim'de ve İmam Malik'te yoktur. Kur'an-ı Kerim'de daha sonra gelecek bir kurtarıcı düşüncesi yok. Mehdi'nin geleceğini söyleyebileceğimiz bir hadis yok. Mehdi gelmez kardeşim. Kıyamet alameti var mıdır, yok mudur? Bizi ilgilendirmez. İslam'da aslında Mehdi inancı var mıdır, yok mudur? Bunu çok iyi tartışmamız lazım. Evet, var mıdır, yok Kur'an mudur? Bence yoktur yani. Böyle bir beklenti hiçbir zaman olamaz. Mehdi bekleyip de kaçık uçuk adamlara fırsat vermeyin. Beklemeyin. Kur'an-ı Kerim'de var mıdır Mehdi? Yoktur. Ne Mehdi gelecek, ne Mesih geri dönecek. Hiçbir şey olmayacak. Bir kurtarıcı bundan sonra gelmeyecek. Mehdi'nin kurtarıcı gelmesi fikri Kur'an'a yabancı bir fikir. Ben Mehdi'nin bir şahıs falan gibi bu şekilde ortaya çıkacağını düşünmüyorum. Bu tür şeylerden de rahatsız oluyorum. Yani. Mehdi inecek dediniz mi? Herkes burada Mehdi arar. İçimizde birkaç tane Mehdi olabilir şu an. Hakkındaki fikriniz nedir derseniz, gerçekten kabak tadı veren bir hikayedir. Mitolojik hikayelerle bezeli, gerçekten artık sıktıran ve bezdiren bir hikayedir. Yeminle söylüyorum, sizi de ben kendi kendinizin Mehdi'si yapacağımı söz veriyorum. Ehl-i Sünnet'in kesinlikle hiçbir şekilde terimi olmayan Mehdi terimine bakın, burada referansa bulunmak lazım. Kur'an-ı Kerim'de Mehdi, Deccal, Nüzul-i İsa, yani İsa'nın gelmesi, inmesi, gökten inmesi diye bir şey yoktur. Sürekli Mehdi gelecek, gelecek diye asırlardır oyalanıyorlar. Bırakın böyle şeyleri ya. Biz Mehdi filan beklemiyoruz. Mehdi'lik kavramı hiçbir şekilde İslam'la ilgisi olmayan bir kavramdır. Efendim, Hazreti İsa ölse ne ifade eder, ölmese ne ifade eder? Hadi, hidayete erdiren, kurtarıcı manasında. Böyle birisi yok. Böyle birisi yok.
Mehdi gelecek mi? Vallahi Mehdi adında birisi eskiden geliyordu buraya ama epey zamandır gözükmüyor. Sen derdin ne kardeşim? Sen Mehdi ile İsa'nın gelmesiyle ne alakan olur? Gelse ne yapacak? Müftülükteyken gelir bana sorarlardı, Mehdi gelecek mi? Vallahi bilmiyorum, eğer gelecekse bizim çaycıyı çağırırdım, çay kaldım, Mehdi geliyormuş, bir bardak çay hazırla. Ne olacak yani? Toplumun zihnini bloke eden, enerjisini boşa çıkaran kavramlar ve mefhumlardır. İşte bunlardan bir tanesi de Nüzul-i İsa meselesidir. Maalesef bu düşünce çok tehlikeli bir düşüncedir, Mehdi gelmez düşüncesi. Bu düşünceden temizlenmek gerekiyor. Kur'an'da yoktur, Buhari Müslim'de yoktur, İmam-ı Azam'da Maturidi'de işarede yoktur, sahih kaynaklarda yoktur, hatta ve hatta Ehl-i Sünnet'te de yoktur. Mehdi hakkında. Mehdi'nin başı hizasında bir bulut olacaktır. Buluttan bir melek bu Mehdi'dir sözünü dinleyiniz diyecektir. İşte bulut mu? Buluttan birisi bir sesleniyor. Yok. Kıyamet alameti diye bir şey yok. Mehdi bekleme hastalığı en büyük hastalıklardan biridir. Şimdi ortada ne Deccal var, ne Hazreti İsa var, ne Yecüc Mecüc var, ne büyük alametler var, ne Dabbetül Arz var. Mehdi niye doğsun? Televizyon ekranlarında kıyamet geldi gelecek, Mehdi geldi gelecek, Deccal indi, Yecüc Mecüc, böyle gereksiz şeylerle sizi meşgul ediyorlar. Bana çok ya böyle gereksiz şeylere kendinizi meşgul etmeyiniz. Mehdi ister gelsin ister gelmesin. Mehdi'nin gelişi, zamanı, şekli şemalı belli değildir. Ben Hazreti İsa'nın tekrar geleceğine şahsen fani değilim. Onun son 7 senesinde İsa Aleyhisselam'ın nüzulü koy üstüne 40 daha. Ondan sonra bir güneş batıdan doğmadan da 120 sene var. Şu andaki hesap hala Hazreti Mehdi'nin çıkmamış olmasından kesinleşiyor ki benim anladığım yine 1700'ün başlarına geliyor bu durumda Hazreti Mehdi'ler. Dolayısıyla 1700'lerin başında Hazreti Mehdi gelse bile kıyametin kopması yine ondan 200 seneye doğru gidiyor. İşte Mehdi gelecek, her şeyi bitirecek. Bunlar bizi bir yere götürmez aziz kardeşim. Bu tür meselelerin arkasına takılarak insanlar toplumda huzursuzluk çıkarmasın. Yani Mehdi nereden çıkmış? Bu 100 senede Mehdi çıkmayacak. Ben bunu ilan ediyorum. Kaç yüz seneler var? Allah bizi o günlere de bırakmasın. Neden? Felaket günler. Girecek delik aranacak günler. Bak elhamdülillah konuşuyoruz, hadis okuyoruz. Namaz kılıyoruz. Doğa öyle yakın değil yani. O devirler yok elhamdülillah. Nereye gidersen git Müslümanlar saygın yine.